tuttuğu takımın formasına aşık, ülkesini Avrupa'da temsil etme ümidine aşık ve şimdi Eyüpspor'la yeni bir hayale aşık. Peki Arda Turan daha yeni başladığı teknik direktörlükte Eyüpspor'u nasıl şampiyon yaptı? Futbolda nasıl bir mentalite ortaya koydu? Teknik adamlık kariyeri için nasıl sinyaller verdi? Tarih 27 Haziran 2019. Eyüp Sultan Kültür Merkezi'nde Eflatun Sarı'nın kaderini değiştiren o kongre yapıldı. İkincilik Beyaz Grup'ta mücadele eden Eyüpspor'un yeni başkanı, iş adamı Murat Özkaya, as başkanı Fatih Kulaksız oldu. 2020-21'de Zafer Turan'la 1. Ligi yükselen Eyüpspor, playoff'ta umduğunu bulamadıktan sonra diğer sezon peş peşe teknik adam değişimi yaşadı. Zafer Turan, Hamza Hamzoğlu, İbrahim Üzülmez ve 17 günlüğüne tekrar Zafer Turan gelip gittikten sonra yönetim artık farklı bir arayışa girdi. Tıpkı Eyüpspor gibi arayışta olan bir başka isim vardı. Asıl arayışı da kendi içindeydi. 12 Ekim'de futbolu bıraktığını duyuran, yeşil sahalardan kopmak istemediğini her fırsatta dile getiren, başlangıç için doğru yer ve doğru zamanı bekleyen Arda Turan'ın kramponları asışının üzerinden tam 185 gün geçmişti. Playoff potasında 6. sıradaki Göztepe ile 4. sıradaki Eyüpspor'un karşılaşmasına 2 gün kalmıştı. Ancak takımı çalıştıracak değil teknik direktör, antrenör bile yoktu. Başta Babel ve Ömer Bayram olmak üzere takımın tecrübeli isimleri as başkan Fatih Kulaksız'a Arda Turan önerisiyle gitti. Arda Turan'ın teknik adamlık deneyiminin olmaması, peş peşe teknik direktör değişimiyle sancılı bir süreçten geçen Eyüpspor'un dinamikleri nedeniyle gelişine sıcak bakılmıyordu. Bu sırada Arda Turan da sadece Süper Lig değil, Avrupa Futbolu ve 1. Ligi de yakından takip ediyordu. Başkan Murat Özkaya'yı arayarak bizzat, "Yardıma ihtiyacınız olursa elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım." dedi. Bir tespit, bir analiz yapmış, hiçbir teknik direktörlük geçmiş olmamasına rağmen bu mücadeleye balıklama atlamak için kolları sıvamıştı. As başkanla Arda Turan ilk kez gecenin ikisinde bir kafede buluştu. Arda Turan planlarını anlattı ve 2 gün sonraki Göztepe maçına takımın başında çıktı. Sonuç Göztepe 1, Eyüpspor 0. 2. ve 3. maçta sonuç beraberlik, 4. maçta sonuç Boluspor 2, Eyüpspor 0. Zor ve sancılı başladı Arda Turan'ın Eyüpspor günleri. Medya takımı dikkatle haberlere taşıyor, kaybedilen her puanda yönetim yanlış karar almakta, Arda Turan da aceleci davranmakla eleştiriliyordu. Playoff'ta Sakaryaspor'u eleyip yarı final ilk maçında Bodrumspor'u mağlup etseler de deplasmanda son dakikaları sağan 2 golle Arda Turan teknik direktörlük kariyerinin ilk büyük hayal kırıklığını yaşadı. 90+2'de Şampiyonlar Ligi'nin avuçlarından gitmesiyle futbolun en üst klasmanında öğrenmişti kaybetmeyi. Ve kaybetmeyi birçok kişiden iyi bilirim demişti. Asıl hikaye sezonun sonunda başladı. Kitabın ilk sayfaları yeni açılıyordu. 1. Lig'in alışık olmadığı kalabalık antrenör ekibiyle sezon biter bitmez Süper Lig için hazırlıklar başladı. Arda Turan oyun sistemi için yeni bir kadro yapılanması istedi. İmzalar da öyle menajer tavsiyeleri veya küçük çaplı araştırmalarla yapılmadı. 8 kişilik bir ekibin onayından geçiyor her imza. Ekibin tamamı oyuncuya onay vermediği takdirde hiçbir isim transfer edilmiyor. Bir tek istisnayla Caner Erkin. Arda Turan, Caner'le yaptığı çok kısa görüşmede hemen anlaşma sağlamış, yönetim ve heyetinden transferi için istisna istemişti. Caner, komitede oylanmadan Eyüpspor'da oldu. Potansiyelli Ahmet Kutucu, Metehan Baltacı, Ampem, Seçler gibi isimlerle birlikte tecrübe kokan Caner Erkin, Freddy, Robin Yalçın, Regaten, Bruno takviyeleriyle kadro süslendi. O günlerde Arda Turan iki hayal açıkladı. İlki, futbola getirmeyi planladığı sistem. Atletico Madrid'in savunmasıyla Barcelona'nın hücumunu bir arada sahaya yansıtmak istiyordu. Bir oyun oynatmak istiyorum. Oynatmak istediğim oyun da kolay bir oyun değil açıkçası. Dünyanın önemli takımlarının oynadığı bir oyunu mixlemeye çalışıyorum. Yani açıkçası kendi gördüklerimden giderek Atletico Madrid'in savunmasını alarak Barcelona'nın da hücumunu almak istiyorum. Ve bir an önce Süper Lig'e yükselip Eyüpspor'u Avrupa Kupalarında mücadele eden bir takım haline getirmeyi düşünüyordu. Ve sıra taktiksel dönüşüme geldi. Takımıyla ilk kez kamp geçiren, hayalini kurduğu sistemi ilmek ilmek işleyen Arda Hoca, yeni sezona belki kendisinin bile beklemediği saha içi dönüşleriyle başladı. Sistem tıkır tıkır işliyor, galibiyetler peş peşe geliyordu. Keçiören, Kocaeli, Tuzla, Giresun Gençler Birliği, Ümraniye derken puanlar üçer üçer haneye işledi. Caner Erkin sezon başlar başlamaz bu takıma boşuna gelmediğini hissettirdi. Frikik golleri, kornerleri bir silaha dönüştürüp nokta atışı açması,
kolundaki kaptanlık bandıyla Arda Turan'ın saha içindeki gölgesi oldu. Caner savunmada dezavantaj oluşturmuyor mu sorularına, onu çözmek benim işim dedi Arda Hoca. Golün nasıl üretileceğini satır satır yazdı oyuncularına. Arkadaşlar, birinci önemli konu futbolun kendisi. Birebir ve temas oyunu. Hangi sistemi oynarsan oyna, hangi maçı oynarsan oyna, dünyada kolay bir maç yok. Sıcak, sağ ama bunlar hikaye. Sen cesaretliysen, sen temasa hazırsan, mahallede toprakta oynarken de o işi halledersin. Genelde erken gol bulan Eyüpspor, ileride sprinter kanatlar Ahmet Kutucu ve Prince Ampem'le rakip savunmalara ağır darbeler vurabildi. Topun rakip sahaya yıkıldığı set oyununda ise Ahmet, merkeze yakın bölgelere kimi zaman bir sahte 9, kimi zaman da 10 numara gibi topla buluşarak merkeze dalışlarla rakip savunmanın dengesini bozan unsur oldu. İleri uçtaki Bruno kanatlara ve orta sahaya devrilip top dağıtırken hem Ampem hem de Ahmet savunma merkezinin arasına karışarak markajı güç bir hücum hattına dönüştü. Kariyerinin büyük bir bölümünü kanat forvet olarak geçiren Legaten 8 ile 10 numara arasında bir merkez oyun kurucusuna evrildi. Merkezdeki dinamizmi Freddy sağladı. Ön libero'yu stoperlerin arasına sokup bekleri ileri çıkararak hücumda 3-4-3'e evrilebilen bir takım oluştu. Merkezdeki ikili her zaman dribbling ve pasa meyilli oyunculardan kuruldu. Ne 8 ne 10 numara. 2-8.5 numarayla oyuna hükmeden bir gövde oluştu. Devre arasında Sivasspor'dan transfer edilen Saiz, Recep Niyaz, Regaten, Freddy, Bekir, Seçler gibi isimler burada rakiplerine pas kalitesi ve teknik kapasiteleriyle üstünlük kurdu. Modern futbolun önce ekiplerinden Leverkusen ve Brighton gibi takımları özenle inceleyen Arda Turan, öncelikli sistemleri takımına entegre etti. Özellikle Xabi Alonso'nun Grimaldo ve Frimpong'u hücumun ana hattına monte edişiyle modern futbolun X faktörü haline gelen bekleri Arda Turan da Eyüpspor'da sıradan bir mevki olmaktan çıkardı. Sol bek Caner Erkin 26 maçta 8 gol 7 asist, sağ bek Murat Uçar 33 maçta 7 asist oynayıp toplamda 22 gole doğrudan etki etti. Arda Turan Mayıs 2023'te savunmada Atletico, hücumda Barcelona sistemini önceleyip bu iki yapıyı bir araya getirme hayalini anlattığında dalga geçenler bile olmuştu. İstatistikler de bizim yerimize konuşuyor. Eyüpspor 34 maçta kalesinde gördüğü 31 golle ligde en az gol yiyen 3. takım. Atletico'nun izinden gidiyor. En çok gol atan takım da 77 golle Eyüpspor. Bu istatistikte 2. sırada olan Göztepe'den 17 gol daha fazla atmış haldeler. Ve tabii ki Barcelona'nın MSN'le skor yükünü çeken hücum hattını uyarlamak gerekiyordu. Gol kralında ilk 6 isimden 3'ü Eyüpspor'dan çıktı. Bruno Lig'in gol kralı 16 golle. Ahmet Kutucu 14, Ampem 11 gol attı. Sadece bu üçlü ligdeki 18 takımın 11'inden daha çok gole sahip. Oyunu dikine oynayarak futbolu güzelleştiren bir tarz oluşturdu Arda Hoca. Pasların %16.9'u geriye, %51.3'ü yana yapılırken yüksek bir ortalamayla her maç pasların %31.7'sini ileri yönde kullandırdı. Maç başı ortalama 526 pas yaparak oyuna hükmetme konusunda uzman bir Eyüpspor inşa etti. Uluslararası Futbol Araştırmaları Merkezi de Eyüpspor'un rakamlarını mercek altına aldı. Global bazda liglerde topa sahip olma oranında Celtic %67.1 ile lider, Barcelona ile Paris Saint-Germain %64 ile 7 ve 8. sıradayken ülkemizden en çok topa sahip olan takım 13. sırada %63.1 yüzdeye sahip Eyüpspor. Maç başına kaleye bulan şut rakamlarında da Eyüpspor dünya genelinde 6.9 şutla 12. sırada. Lider PSV'nin 8.8, 3. sıradaki Bayern Münih'in ortalaması 7.9. En beğendiği teknik adamları sayarken Diego Simeone, Luis Enrique ve Fatih Terim'in adını veren Arda Turan, Simeone dinamizmi savunması, Enrique set ve geçiş oyunu, Fatih Terim'in de çok maç izleme ve motivasyon özelliklerini farkında bile olmadan damarlarında taşımaya başladı. Taktiğe bağlı kalın. Beraber hareketimiz. Siz antrenmanda bile taktikten uzak kalmayan bir oyuncu grubu. Beraber hareket ederek, gereksiz faul yapmayarak, uzun topa dikkat ederek, tabii ki takımı öne doğru, her zaman beraber, şampiyonsuz gidip kupayı alacağız. Kimi zaman gecenin ikisinde Kolombiya Ligi'ndeki bir takımın savunma dizilimini konuşurken bulabiliyorlar antrenör ekibiyle kendilerini. Takımı motive etme ve hayalini ortak etme konusunda zorluk çekmedi aşikar. Ekip olarak zorlu sınavlar da verdiler. Bodrumspor maçında tribünle yaşanan gerilim, Uğur Demiroğ'un gözüne isabet eden yabancı maddeyle retinasının yırtılması, sağ içindeki aksiyon. Bunların da üstesinden güçlenerek geldiler. Ve ligin bitimine 5 hafta kala Süper Lig'e ilk kez yükselmeyi garantileyen Eyüpspor'un önünde şimdi çok daha dikenli ama çok daha heyecanlı bir yol var. Gelecek sene kariyer modlarının en çok seçilen takımlarından biri olmaya aday daha lige gelmeden uyandırdı etkiyle. Futbolculuğu dönemindeki kariyeriyle adını dünyaya duyuran Arda Turan için
teknik direktörlük kariyeri daha yeni başlıyor. Kulübü Eyüp Spor'da ayrılığı için koştuğu 3 şartla Arda Turan'ın potansiyelini aslında ortaya koyuyor. As Başkan Fatih Kulaksız'ın cümlesiyle aktaralım. Arda Hoca'ya Galatasaray, milli takım veya Avrupa'dan teklif gelirse kolaylık yaparız. Bayrampaşa sokaklarında bir hayalle başlayan hikaye artık sadece Arda Turan'ın değil, sadece bir semtin bir takımın değil, Arda Turan'a inanan binlerce kişinin hikayesi. Başkan bu imkanları sağlaması lazım. Fatih bu mücadeleyi vermesi çok zor. Önce personele, staffa çok teşekkür ediyorum. Sonra kendi teknikle girme muhteşem bir performans gösterdiler. Ama kırıklar her şeyi siz yapın. Siz olmasanız biz bunların hiçbirini başaramazdık. Her gün kârımızı çektiniz, her gün gelişmeye çalıştınız, her gün daha iyi oldunuz. Söyleyeceğim çok kısa bir şey var. Sizinle çalıştığım için çok mutluyum. Bugünden hayatımın sonuna kadar size teşekkür borçluyum. Bunu tüm kalbimle söylüyorum. Ve şöyle bir şey var. Şunu bilin. Eğlenmeyi ve mutlu olmayı çok hak ettim. Bugünleri normal geçirmeyin. Çok eğlenin ve çok mutlu olun. Ama bu son 6 haftada en agresif halimi göreceksiniz, haberiniz olsun. Adamsın. Bunlar size çok yoruyor bizi. Çok yoruyor. Hep beraber.